Son günlerde yasal dinlemeler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan bazı ses kayıtları var. Bizzat şahsınızı ilgilendirdiği için Gezi olayları sırasında FAS'tan Habertürk televizyonunu arayarak Sayın Bahçeli'ye ait bir altyazıyı kaldırdığınız öne sürülüyor. İki, bizzat sizin talimatınızla kamu ihaleleri alan bazı iş adamları arasında para havuzu oluşturuldu ve burada toplanan paralarla Sabah gazetesiyle ATV'nin alındığı, el değiştirdiği öne sürülüyor. Doğru konuşmamak üzere bütün vatandaşlarımızı bu noktada bu ülkenin güvenilir insanlarına iftira at tutmasa iz bırakır anlayışıyla hareket ettikleri için burada da aynı süreci devam ettirmektedirler. Ve oranın sahipleri 35 yıldır oraya sahiptir. Ve 35 yıl içerisinde orada yaptıkları onlar evleridir, bir köydür. Birinci derece sit, üçüncü derece sit bunların hepsi yargı içerisinde devam eden bir süreçtir. Bununla ilgili başbakanı lekeleyemezsiniz. Buna ne gücünüz yeter, ne evraklarınız yeter. Hiçbir şey bununla ilgili şahsımla alakalı yok. Diğer bir konuya gelince, FAS'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Sadece hatırlatmayı yaptım ve hatırlatmayı yaptığım şahıslar da kendi altyazı ile alakalı olarak bize yapılan hakaretlerle ilgili yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Yani ben bir gazetenin sizin patronlarınıza da yeri gelmiş bu tür hakaretler yapıldığı zaman ya arkadaşlarım ya şahsım açıp hukukumuza da dayalı olarak bu tür hakaretler yapılıyor. Bak biz şu anda Fas'tayız demişizdir. Bunu demek eğer yanlışsa onu bilemiyorum. Ama bu tür şeyleri de öğretmek durumundayız. Çünkü yapılan hakaretler sıradan hakaretler değildi. Üçüncü bir sorunuz daha vardı. Ha Sabah TV bakın. Bir defa havuz diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu ben de çok merak ettim, sordum. Bunu siz uyduruyorsunuz. Ne havuzu ya? Şu anda burayla ilgili bu adımı atan firma sıradan bir firma değil. Bu ortağı olduğu firmada hisselerini kalkıp kendi amcasına devrediyor, satıyor. Bunun yanında 3. havalimanı ile alakalı olarak oradaki hisselerini de bu sizin havuza girenler diye ki onlar havuza girip ıslananlardan değil onu da bilin. Oraya da hisselerini satmak suretiyle medya dünyasına giriyor. Atılan adım budur. Havuz mu bu? Bunları lütfen patronlarına bunu söyleyecek irade sende yok. Söylesen de zaten netice alamazsın. Bu ara çünkü tamamıyla iftira üzerine kurulu bir dünyayı kurdular. Zaten maşallah rüyalara da gayet güzel iltifat ediyorlar. Ve tweetlerin iki katına artırılmasını söylüyorlar. İki katına artırılması için de fetvayı da aldığınıza göre sen de tweetlerde artık iki katı falan uygulamaya devam et.